Genç yaşına rağmen oldukça iddialı olan aslen Mardinli yarışmacımız Yusuf'la beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gürbüz. Nasılsın sevgili bebe Yusuf? Gürbüz bari sen yapma ya. İyiyim, sen nasılsın? Ben iyiyim de. Ya dün sana bebe Yusuf dediler, hiç alınmadın. Ben söyleyince mi sorun oldu yani? Gürbüz bebe dediler. Kahkaha attım ama bunun acısını çok fena alacağım. Hadi bakalım. Arkadaşlarını bize tanıtır mısın lütfen? Arkadaşlarım çok yakın arkadaşım Oğuzhan ve çok yakın arkadaşım Yusuf. Ortaokuldan beri arkadaşız. Beri derken zaten ortaokulda değil misin ya? Aşk olsun Gürbüz. Bu yaşamın en genç yarışmacısı olabilirim. Ama en iddialısı da benim. Kaç yaşındasın bebe Yusuf? Ben tam tamına 18 yaşındayım. Ya gençler, yarışmacıların arkadaşınıza bebe Yusuf demelerine ne diyorsunuz? Bebe Yusuf dediklerine hiç aldanmayın. Şu tatlılığa bakar mısınız? Ama herkesi ezip geçeceğine %100 eminim. Hiçbir şüphem yok. Yani arkadaşım diye demiyorum. Bu eller resmen sihirli. Ona çok güveniyorum. Ya çocukluktan beri arkadaşsınız diyeceğim ama zaten çocuk sayılırsınız. Kaç yıldır arkadaşsınız? Biz tam 10 senedir arkadaş. Yani 5 yaşından beri mi tanışıyorsunuz? Yok, 8 yaşından beri. Şaka ediyorum, biliyorsunuz. O dönemleri hatırlıyor musunuz peki? Tabii ki de hatırlıyoruz. Ben mesela ilk günü bile hatırlıyorum. Basketbol oynuyorduk ikimiz. Orada bıraktım sporu zaten. Hiç kopmadınız mı? Yok, hiç kopmadık. Hiç kopmadık. Arada kavgalar oldu. Yusuf'la büyük sürtüşmeler yaşadık ama hiçbir problem yaşamadık. Yusuf'cum, senin gastronomi okuduğunu biliyoruz. Oğuzhan'cım, sen ne okuyorsun? Ben Beste okuyorum. 1. sınıf öğrencisiyim. Peki ya sen Yusuf? Yönetmenim, prodüksiyon şirketimiz var. Canlı'nın işleri yapıyoruz. Vay! Kariyerin sağlam yani. Yusuf'cum, hadi bize biraz kendinden bahset lütfen. Bana bebe Yusuf diyorlar, yaşımdan dolayı diyorlar. 18 yaşındayım, bununla da gurur duyuyorum. Burada Z kuşağının neler başaracağını göstereceğim. Aslen Mardinliyim, İstanbul'da yaşıyorum. Özel bir üniversitede gastronomi mutfak sanatları 2. sınıf öğrencisiyim. Ya koskoca okul kazanmışsın ama yaşın küçük diye yemek yapamayacağını düşünüyorlar hala. Gürbüz, tabii ki de onun dediklerine asla katılmıyorum. Önemli olan yaş değildir, önemli olan vizyondur. Kafasının çalışmasıdır, önemli olan pratik zekadır. Ben elimin lezzetine güveniyorum, diğerlerini kırıp geçeceğim. Hep böyle iddialı mıydı? Evet, her zaman çok iddialı ve iddiaları her zaman doğru çıkar. Arkadaşınızın yemekleri nasıl peki? Harika. Yediğim en iyi yemeklerden. Aramızda kalsın, annem yemek bazı yemeklerinden daha iyi olabilir. Yusuf'un en güzel yaptığı yemek hangisi sizce? Bir kere bir pasta yapmıştı, resmen dilime yiyorsun. Evet, diğer arkadaşımın doğum günüydü. Beyaz çikolatalı ve orman meyveli yapmıştım, çok lezzetli olmuştu cidden. Peki bebeğim, senin bu gastronomiye ilgin ne zaman başladı? Benim gastronomiye ilgim yaklaşık 6 yaşlarındayken başladı. Annem hep anlatıyor, bulaşık makinesindeki küçük tencereleri ben hep yerleştiriyormuşum. Annem onlara hep anlatıyor böyle, benim de çok hoşuma gidiyor onları dinlemek şahsen. Vallahi rakiplerim bugün çok üstüne gelecekler, biliyorsun değil mi? Vallahi rakiplerim üstüme gelse de gelmese de bana koymaz. Benim yemeklerim onlara ezecek geçecek zaten. Hadi ha, o kadar iddialısın yani. Tabii ki de, iddiamın sonuna kadar arkasındayım. Ya dün masada Fikret ilginç bir yemek yapacağım dedi. Ne düşünüyorsun bu konuda? Vallahi Fikret Bey'in yemeğini çok merak ediyorum açıkçası. İnşallah bizi zehirlemez. Daha çok çocuklara yemek yapmayı seviyormuş. Büyüklere yemek yapamadığı için herhalde değişik yemekler seçiyor. Bilmediğimiz yemekleri getirecek karşımıza. Ekranlarda ilk defa yapılacak bir yemekmiş. Rakip olarak bu seni korkuttu mu biraz? Türkiye'de ekranlarda ilk defa yapacakmış. Şahsen ben korkmadım. Benim yemeklerim onu ezip geçecektir. Onun el lezzetine de güvenmiyorum zaten. Zaten gastronomi okumuş, astronomi okumuş, belli değil ya. İddialı mısın? Tabii ki de iddialıyım. İddiamın sonuna kadar arkasındayım. Benim böyle bebek yüzlüğümü durduğuma bakmasınlar. Benim içinde bir şeytan var. Bebe Yusuf'un kim olduğunu bugün göstereceğim onlara. Bebek miyim yoksa harika yemekler yapan bir aşçı mıyım, bugün herkese göstereceğim. Vallahi menünü çok merak ediyorum. Hadi yemeklerini say lütfen. Hemen sayıyorum Gürbüzcüğüm. Çorba olarak ekşi kremalı pancar çorbam var. Ara sıcak olarak polenta yatağında ıspanaklı kremalı mantarım var. Vay! Başlangıçlar böyleyse yarışmacılar korksun bence. Ben bebe Yusuf'un neler yapacağından bahsetmiştim. Siz inanmadınız Gürbüzcüğüm. Polenta yatağında ne demiştin? Polenta yatağında kremalı mantarlı ıspanak yapacağım. Gençler, arkadaşınız iyi gidiyor ha. İyi, çok iyi. Harika gidiyor. Ana yemeğimde gravy soslu Dona Noir Rosta yapacağım. Hemen yanında fıstıklı üzümlü iç pilavım var. Yanında salata olarak kuru vişneli, cevizli, narlı, tulum peynirli, ekşi tatlı soslu roka salatam var. Vay vay vay. Peki ya tatlı? Tatlı olarak da hibiskuslu kaymaklı incir tatlısı geliyor. Bravo. Gençler, arkadaşınıza şans dileyin. Biz markete gidiyoruz. Ama şansa ihtiyacı yok. Sana güveniyoruz. Herkes ezip geç. Artık gidelim mi? Gidelim Gürbüzcüğüm. Ya ne duruyorsun? Koşsana. Koş bebek. Yeni bir gastronomi öğrencisinin öğretmenlerinden öğrendiği yemekleri
toplamış, oradan buradan bir araya getirmiş, bize sunmuş. Bilhassa da isimleri havalı olanları seçmiş. Yani burada şey demek istiyor aslında, sizin yapamadığınız yemekleri yapıyorum demek istiyor aslında. Bence bugün aman aman bir sofra olmayacak. Bu menüyle asla 75 milyon TL'yi alamaz. Çünkü burada sadece bakın laf salatası var. Burada sadece laf salatası var. Başka hiçbir şey yok. Havalı havalı yazılmış. Yabancı terimlerle, süslemelerle. Benim dediğim gibi masama banel, rezalet diyen bir insanın havalı menüsünü göreceğiz. Kesinlikle tatlarının güzel olacağına inanmıyorum. Menüsünün dizaynı çok güzel. Yani ara sıcağında ara sıcak var, çorbasında çorba var. Dün kümeniye basit dediğimiz kadar güzelli bir menü demiştik, güzel bir menü demiştik. Bu menü de güzel bir menü. Karşılaştırdığımız zaman aslında zorluk seviyesi hemen hemen yakında diyebilirim. Sadece biraz daha farklı duyulmamış şeyler olduğu için insan biraz daha zor bir menü olarak görebilir tabii ki. Önce nereye gidiyoruz? Önce kasaba gidiyoruz Gürbüz. Hemen beni takip edin. İşte Hakan Usta da orada. Merhaba Hakan Bey. Merhabalar. Ben bugün sizden 1,5 kilo dana nohar istiyordum. Evet. Silindir şeklinde olacak yalnız. Pardon, ne istiyoruz dedin? Dana nohar istiyorum ben bugün. Dana nohar. Nohar tam olarak ne oluyor Hakan Usta? Nohar hayvanın arka budundan çıkan. Evet. Çok güzel ama rostoluk bir et. Kendisi gastronomi öğrencisi Hakan Ustam. Bayağı evet. Genç maşallah. 18 yaşındayım. Kaç? 18. Hem de ikinci sınıf öğrencisi. Öyle mi? Üstelik burslu. Yok, 150 burslu okuyor. Başarılı bir öğrenci. Yalnız yarışmacılar kendisine Bebe Yusuf diyorlar ustam. Bebeğe benzer tarafım benim vardı. Benim face ya, o yüzden. Yok ustam, ondan değil. Yapamayacağını düşünüyorlar. Yapar. Gençler her şey yapıyor ya. Z kuşağının gücünü göstereceğim onlara Hakan Bey. Z kuşağı deme. Neden demeyeyim? Çünkü kendin zaten kuvvetli bir adamsın. Z kuşağı ile işin yok senin. Boş ver. Bak boyun posun. Ama ben yaşıtlarımı da düşünüyorum yani. Yaşıtlarım hep ezilir. Sen kendini göster. Tamamdır Hakan Bey. Bebe Yusufçum, ne yapıyoruz şimdi? Bebe Yusuf. Şimdi dana numaramızı alıyoruz. Ya Yusufçum, sana Bebe Yusuf dememden rahatsız oluyor musun? Hayır Gürbüzcüm, rahatsız olmuyorum. Senin iyi niyetini biliyorum. Benden ol ama diğerlerinden ol. O zaman devam edelim. Gelmişken şuradan baharatları al istersen. Hemen baharatlarımı koşuyorum. Bizim Bebe Yusuf 2,5 saatte tüm yemekleri dört dörtlük kesinlikle yapamaz. Çünkü şöyle söyleyeyim. Ben kendim kaç sefer provasını yapmama rağmen evdeki hesap çarşıya uymadı. Kaldı ki zor sayılabilen, gerçi biraz kalabalık ama zor sayılabilen bir menüyü hakkıyla karşımıza çıkarabileceğini düşünmüyorum. Kesinlikle çuvalladığı noktalar olacak. Ya iç pilav için hangi baharatları aldın? İç pilav için baharatlarımı aldım. Dolmalık fıstık aldım, kuş üzümü aldım. Birazdan soğan alacağım. Pirincimi de kendim özel getirdim. Doğal pirinç getiriyorum. Osmancık pirinci. Buradan ne alacaksın bebeğim? Hemen buradan nar ekşisi alıyorum ben salatam için. Bu arada sipariş ettiğin incir de geldi. Turuncu bu yeter misin? Tamamdır. Yok bu yetmez. Tamam ben sana bir paket daha getireyim o zaman. Siz bana bir 3 paket daha getirin. 3 mü? Evet 4 paket olması lazım. 4 paket mi? Çok fazla yapacağım Gürbüz'cüğüm, sizlere de yapacağım. Bu tadına siz de bakın. Hadi.